Azerbaycan Respublikası Prezidenti ve Türkiye Respublikası Prezidentinin mətbuata bəyanatı. Əziz qardaşım, hörmətli Cumhurbaşkanı, sizi bir daha səmimiyyətlə Azərbaycanda salamlayıram, xoş gəlmisiniz. Bugün Türkiye-Azərbaycan tarixində çox əlamətdar bir gündür, önəmli bir gündür. Bugün biz birlikdə zəfər paradını seyr edərkən bir-birimizi təbrik etdik. Bu zəfər münasibətilə xalqlarımızı təbrik etdik. Bu tarixi zəfər bizim birliyimizin təcəssümüdür. Türkiyə və onun Cumhurbaşqanı müharibənin ilk saatlarından Azərbaycana, Azərbaycan xalqına öz dəstəyini göstərmişdir. Onun bəyanatları həm Azərbaycan xalqı üçün çox dəyərli idi, qiymətli idi. Eyni zamanda bütün dünyaya bir mesaj idi. Ki Azərbaycan tək deyil, Azərbaycana heç kimsə mane olmasın, Azərbaycan haqq davasına çıxıbdır, vətən savaşına çıxıbdır və Türkiyə Azərbaycanın yanındadır. Bu mesaj əslində dayanışmanın, həmrəliyin bir təcəssümü idi. Onu göstərdi ki, Azərbaycan öz haqlı davasında haqlıdır. Biz tarixi ədaləti bərpa etdik. Biz uzun illər sürən işğala son qoyduq. Və Türkiyə kimi bizim qardaşımızın yanımızda olması bizi daha da ruhlandırırdı. Bizə əlavə güc verirdi. Və biz gücdən istifadə edərək öz tarixi torpaqlarımızı işğalçılardan azad etdik. Mən hər zaman əziz qardaşımı qarşılayarkən yaxud da ki, qardaş Türkiyədə olarkən deyirdim ki, dünyada Türkiyə və Azərbaycan qədər bir-birinə yaxın olan ölkələr tapılmaz. Və bu həqiqətdir. Bugün dünya xəritəsinə baxsaq görərik ki, bizim qədər bir-birinə bağlı olan, bir-birinin hər zaman yanında olan ikinci ölkələr yoxdur. Və bizi birləşdirən həm ortaq tarix, din, mədəniyyət, dil, ədəbiyyat, eyni zamanda bizim siyasetimizdir. Türkiye ve Azerbaycan dünya çapında bağımsız siyaset yürüden ülkelerdir. Ve Türkiye'nin gücü bizim gücümüzü artırır. Ve bugün Aziz kardeşimin liderliği sahasında Türkiye dünya çapında güç merkezine çevrilir. Dünyanın birçok ülkelerinde Türkiye hakkı, adaleti koruyur, müdafaa edir. Ezilmiş hakların çıkarlarını müdafiə edir və ədaləti, beynəlxalq hüququ bərpa edir. Və bugün Erdoğan Türkiyəsi dünya üçün bir örnəkdir. Bağımsızlıq, mərdlik, cəsarət örnəyidir və gəlişmə örnəyidir. Bugün imzalanmış bir neçə sənəd Türkiyənin gəlişmiş sənayesinin məhsullarını Azərbaycana təqdim edəcək və bugün imzalanmış sənədlər, son illər imzalanmış sənədlər arasında çox kiçik bir yer tutur. Vətən müharibəsində Türkiyənin savunma sənayesinin məhsulu olan məşhur Bayraktar böyük dəyişikliyə səbəb oldu və bizim uğurlarımızın əldə edilməsində müstəsna rol oynadı. Bütün dünya Türk xalqının zəkasını, istedadını bir daha gördü. Türk sənayesinin gəlişmiş sənaye olmasını bir daha gördü. Bugün tarixi gündür ona görə ki, bu zəfər paradında Türk və Azərbaycan əskərləri çiyin-çiyinə azadlıq meydanından keçdilər. Bizim təkcə Bakı şəhəri yox, bütün şəhərlərimiz indi Türkiyə və Azərbaycan bayraqları ilə bəzədilib. Əvvəllər də belə olub və təbii ki, müharibə dövründə bu daha da geniş vüsət almışdır. Bu, insanların ürəyindən gələn duyğulardır. Bu, əsrlər boyu qoruduğumuz sərvətdir. Və bizim üstünlüyümüz ondadır ki, həm xalqlar, həm liderlər bir yerdədir, bir-birinə qardaş deyir, Eyni zamanda bütün məsələlərdə biz bir yerdəyik. Ağır günlərdə də bir yerdə olmuşuq. Gözəl günlərdə, sevinçli günlərdə, bugün kimi gündə də biz birlikdəyik və bu təbiidir. Və bugün Türkiyə və Azərbaycan birliyi təkcə xalqlarımız üçün deyil, bölgə üçün, dünya üçün çox böyük önəm daşıyır. Çünki bizim siyasətimiz əməkdaşlığa, ölkələr arasındakı işbirliyinə hesablanır. Və bu tarixi zəfərdən sonra başlanan yeni dövr üçün də biz tam hazırlıqlıyıq. Bugün əziz qardaşımla söhbət əsnasında eyni zamanda bundan sonraki dövr haqqında da fikir mübadiləsi apardıq və bizim fikrimiz üst-üstə düşür. Biz bölgədə yeni bir işbirliyi platformasını oluşturmalıyıq. Artıq ilkin bəyanatlar verildi. Bu çox tərəfli platforma ola bilər və bu işbirliyi platformasında iştirak edən bütün bölgə ölkələri bundan ancaq faydalana bilər. Ənənəvi, geleneksel Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan işbirliyi var. Eyni zamanda Azərbaycan, Rusiya, İran işbirliyi var. Türkiye, Rusya, İran işbirliği var. Yani bütün bu işbirliği platformalarını biz ümləşdirib vahid platforma kimi təqdim edə bilərik. Əgər Ermənistan rəhbərliyi müharibədən düzgün nəticələr çıxararsa və öz iddialarından, əsassız iddialarından əl çəkərsə və gələcəyə baxarsa, o zaman onların da bu platformada yeri ola bilər. Biz buna açığıq və müharibədən sonra Azərbaycanın mövqeyi və verilən bəyanatlar bunu deməyə əsas verir. Biz bu səhifəni bağlamalıyıq. Biz bu ədavətə son qoymalıyıq. Bunun təşəbbüskarı biz olmamışıq. Biz sadəcə olaraq 30 il ərzində uluslararası təşkilatlardan dəstək bəkləyirdik. Minsk üçlüsündən dəstək bəkləyirdik. Bəkləyirdik ki, onların qəbul etdikləri BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri yerinə yetirilsin. Ancaq bu olmadı. Sadəcə olaraq nə hərb, nə sülh vəziyyəti davam edirdi. Status quo davam edirdi. Biz hərbi yollarla bu status quo-nu dəyişdirdik. Düşməni torpaqlarımızdan çıxartdıq. Onlara çox böyük zərbə vurduq. Onların ordusunu məhv etdik. Onların əsas ideoloji sütunlarını məhv etdik. Amma ondan sonra nə etdik? Ondan sonra söylədik ki, biz işbirliyinə hazırıq. Biz yeni bir işbirliyi formatını təşkil etməklə gələcəkdə bölgəmizdə müharibə riskini sıfıra endirə bilərik. Bugün biz eyni zamanda gələcəyə baxarkən azad edilmiş torpaqların gəlişməsi ilə bağlı öz fikirlərimizi ortaya qoyuruq. Qarabağ dünyanın ən gözəl bölgələrindən biri olacaqdır və əminəm ki, bizim Türk qardaşlarımızın yardımı ilə buna biz nail olacağıq. Bugün artıq biz konkret projelər haqqında danışdıq. Yol projeləri, dəmir yolları projeləri, altyapı projeləri, bütün bu projelərdə Türkiyə və Azərbaycan şirkətləri bərabər iştirak edəcəklər və bütün bu projeləri qısa vaxt ərzində həyata keçirilməsi bölgəyə yeni nəfəs gətirəcəkdir. Mən bir də Azərbaycan xalqı adından, öz adımdan, qardaş Türkiyə xalqına öz dərin təşəkkürü bildirmək istəyirəm. Bu günlərdə biz Türkiyədən böyük dəstək gördük, dayanışma gördük. Təkcə siyasətçilər yox, Cumhurbaşqanı başda olmaqla bütün bakanlar, Türkiyə Böyük Millət Məclisi, eyni zamanda ictimai fəallar, basın mənsubları, onlar öz həyatını risk altına ataraq gecə-gündüz döyüş bölgələrindən reportajlar hazırlayırlar. Və məhz bu reportajlar vasitəsilə dünya gedən proseslərdən xəbər tuturdu. Türkiyədə bizim qələbəmizə, bizim qədər sevinən bacı qardaşlarımıza öz salamlarımı çatdırıram və dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Biz birlikteyik. Bugün de böyledir. Yarın da böyle olacak ve ebedi olacak. Türkiye-Azerbaycan birliği sarsılmazdı, ebedidir. Bir daha aziz kardeşim, hoş gelmişsiniz. Doğma vatanınıza hoş gelmişsiniz. Sizi biz yürekten sevirik. Azerbaycan halkı size bugün öz sevgisini sokaklarda gösteriptir. Ve biz danıştık ki Şuşa şehrine yeni avtomobil yolu, Türkiye şirketlerinin inşa edeceği avtomobil yolu inşa edilenden sonra beraber inşallah Şuşa şehrine gideceğiz. İnşallah. Değerli kardeşime, Sayın Cumhurbaşkanı'na ben de özellikle bu zafer gününde vermiş oldukları bu mesaj sebebiyle şahsım ve heyetim adına çok çok teşekkür ediyorum. Ve bu zaferin tabii başta bu işin liderliğini yapan kardeşime, onun şahsında tüm Azeri Türk kardeşlerime mübarek olmasını şahsım, heyetim, milletim adına ben de diliyorum ve tekrar tebrik ediyorum. Gerçekten 44 günlük bir savaş sonrasında ortaya çıkan netice, Azerbaycan'daki kardeşlerimizi nasıl sevindirdiyse aynı şekilde Türkiye'deki kardeşlerini de sevindirmiştir. Bu gerek şahsımızda, gerek tüm milletimizin şahsında yaşanan bir sevinçti. Gerek hükümetimiz olarak, gerekse bu noktada parlamentonun büyük bir kısmı olarak bu sevinci beraber yaşadık. Ve buna özellikle de yazılı görsel medyanın da büyük bir kısmı aynı şekilde katıldı ve bu zaferi beraber sürekli olarak kutladılar. Mesajlarını da bu istikamette hep verdiler. Şu anda tabii bugün bu törenlere biz kardeşimin de davetiyle geldik ve caddedeki o heyecanı gördüğümüz zaman böyle bir zaferin neticesinde ancak coşku böyle olurdu, bu şekilde olurdu, bunu gördük. Ve tabii ki böyle bir zafere tebrik etmek, mübarek olsun demek herhalde bizim de görevimizdir. Rabbim bundan sonraki süreci İnşallah başarılarla dolu olarak devam ettirmeyi de nasip etsin. Ortada şu anda tabii bugün etraflıca kardeşimle görüştük. Yani Karabağ niçin acaba bugüne kadar böyle sürüncemede kaldı? 30 sene niçin Karabağ'da bu çile çektirildi? Bu Minsk üçlüsü denilen bu üçlünün işi neydi? Bunlar dünyanın işte en güçlü ülkeleriydi. Amerika, Rusya, Fransa. Niçin bu kadar bu oyalandı? Neden neticelendirilmedi? Acaba bunu neticeye kavuşturamaz mıydılar? Kavuştururlardı. Neden o zaman oyalandı bu? Fakat daha sonra çok daha olumlu mesajlar gelmeye başladı. Tabi bunların başında da Fransa. Devamlı kardeşimi arıyordu. Ondan neticeler elde etmeye çalışıyordu. Tabi zaman zaman bize de ulaşmak istedi ama doğrusu biz de dönmedik. Çünkü biliyorduk ki dert başkaydı. Ve bunu da özellikle kardeşlerimiz artık göbeğimizi keseceğiz dediler, adımı attılar, öyle mi? Öyle. Adımı attıktan sonra da zaten iş yürümeye başladı. İş yürümeye başladıktan sonra da biz burada Sayın Putin'le görüşmeler yaptık. Aynı şekilde işin diplomasi boyutunu Dışişleri Bakanım Mevlüt Bey yürüttü. Özellikle bu noktada istihbarat boyutu yürütüldü, savunma boyutu yürütüldü ve bütün bu çalışmalarla birlikte de hava çok daha farklı bir şekilde gelişmeye başladı. Hele hele ben burada Sayın Putin'in yaklaşımlarını bir kenara koyamam. Gerçekten onun olumlu yaklaşımları da bu süreci olumlu istikamette götürmeye yardımcı oldu. Ve iş bu noktaya kadar da nitekim şu anda gelmiş bulunuyor. Tabii bu arada yine kardeşimin az önce de ifade ettiği platform konusunu doğrusu ben de çok önemsiyorum. Gerekirse altılı bir platform da oluşturabiliriz dedi ve bunu Sayın Putin de kabullendi. Neydi o altılı platform? Rusya, Türkiye, Azerbaycan, İran, Gürcistan eğer kabullenir, uyarlarsa Ermenistan da bu platformun içerisinde yer alabilir. Ve böylece altılı platformla bir bölgesel barışı tesis edelim dendi. Şimdi tabii bu bölgesel barışın bu bölgedeki ülkelere getireceği yükler vardı. Bu yüklerin altyapı, üst yapı, siyasi, bunun yanında diplomatik birçok yüklediği görevler vardı. Ben bugün de yine kardeşime söyledim. Eğer dedim bu konuda olumlu adım atıldığı takdirde biz de kapalı olan kapılarımızı açarız. Ama yeter ki bu olumlu adımlar atılmış olsun. Biz de yani kapılarımızı Ermenistan'a kapatalım diye bir derdimiz yok. Çünkü biz barışın güvercinleri olmak istiyoruz. Barışın adımlarını atmak istiyoruz. Kaldı ki bizim Ermenistan halkına da bir kinimiz yok. Sıkıntı bizim Ermenistan'ın yönetimiyledir. Benim ülkemde 100.000'i aşkın Ermeni vatandaşım var. Bunların içerisinde vatandaşlık hakkını elde edeni var, elde etmeyeni var. Ama biz onları dahi ülkemizde ne yapıyoruz? Misafir ediyoruz. Niye? Bizim insanlara bir kinimiz yok. Maksat özellikle bu barışı hakim kılalım, egemen kılalım, adımı da buna göre atalım. Ama burada tabii liderlikler çok önemli. Yani kalkıp da sen Karabağ'ı kendi meclisinden geçirdiğin bir kararla burası artık devlettir ve biz burayı bu şekilde tanıdık deme hakkına sahip değilsin. Ya bunu kalkıp da Paşinyan bile kabul etmiyor. Sen kalkıyorsun Macron olarak böyle bir şeyi getirip meclisinden geçirmeye yöneliyorsun. Demek ki daha siyaseti öğrenememiş. Devlet yönetimini de anlamamış, öğrenmemiş. Nerede, ne, nasıl olur bunu da bilmiyor. Yarın bana tabii kızacak, belki bu akşam kızacak. O ayrı mesele. Ama öyle de olsa biz hakkı söylemek zorundayız. Bunu söylemezsek zaten görevimizi yapmış olmayız. Ama bunları başaracağız. Tabii bugünkü törenler, bugünkü heyecan burada farklı bir durum ortaya koydu. Şimdi artık Azerbaycan bu yeni oluşumdan sonra ben inanıyorum ki çok ciddi altyapıyı, üst yapıyı bölgede oluşturma adımlarını atacak. Ve bu adımlarla beraber de süratle temennimiz odur ki inşallah şöyle yaz mevsimiyle beraber yapılan yeni yollardan, tabii öğrendiğim kadarıyla inşallah yollar yapılacak, demir yolları yapılacak. Bu konuda kararı zaten Sayın Başkan vermiş. Bütün bu yollarla beraber yani Nahçıvan'ın Zengilan'a, Zengilan'dan kuzeye bütün bu yollar yapıldığı zaman hava değişecek. Dedik buraları bitiririz, ondan sonra da bir Şuşa'ya gelelim. Bir Şuşa'da beraber olalım inşallah dedik. Şuşa bir tarih. Şuşa'yı o tarihiyle yaşamak, görmek hakikaten bizler için de bir aşk. Bunu da yaşayalım istedik. Ve gazilerimizin ruhlarını da şad edelim. Bu kadar gazi verdik. Şehitlerimiz var, gazilerimiz yaralı. Onlara Allah'tan tabii ki şifalar diliyoruz. Ve bu şehitlerimiz bir şeye inanarak şehit oldular. Ve bütün bu şehitlerimizin o ruhaniyetini bizim ne yapmamız lazım? Taltif etmemiz lazım. O ruhaniyetin elhamdülillah o mekanlarından bu sedayı bizim duymamız lazım. Duyar mıyız? Evelallah duyarız. Çünkü onlar ölü değil, diridirler. Ve bu konuda bugün tabii gazilerimizi görünce ayrıca tabii mutlu olduk. Bunlar boşuna gazi olmadılar. Bu gaziliğin altında yatan bir şey var. Nedir o? Bu gazilik işte Karabağ'ı gerçek sahiplerine kazandırmak içindi ve bu gaziler bunu verdikleri şehitlerle beraber başardılar. Tabii bugün biz ayrıca kardeşimle beraber yani altyapı, üst yapı bütün bunlara yönelik çalışmalarımızı yaptık. Tabii yani bütün o bulundukları yerlerde ne var ne yok hepsini yakıp yıktılar. Camileri yakıp yıktılar. Hatta bunlar kiliseleri de yakıp yıktılar. Yani bunları anlamak, tanımak mümkün değil. Ve bütün bunlarla beraber bu yakıp yıkılan yerlerin şimdi yeniden imarını da ben inanıyorum ki nasıl 20 yıl önce geldiğimde nasıl bir Bakü vardı, bugün nasıl bir Bakü var, tamamen değişti. Tanınır bir halde değil. İşte bunu 20 yıl öncesinden bugüne getiren Azerbaycan yönetimi Allah'ın izniyle ben inanıyorum ki orayı da hiç gecikmeden inşallah 3-5 yıl içerisinde çok daha farklı bir hale getirecektir. Bu kudret, bu güç İlham kardeşimde var. Çünkü bunu ispatladı. Bugün dolaşırken kabir ziyaretlerinde Meclis Başkanımız geçmiş dönemin İsmail Kahraman Bey dedi ki daha önceki gelişlerimden her birinden bir sonraki gelişte çok farklı bir Azerbaycan gördüm. Çok farklı bir Bakü gördüm. Dolayısıyla şimdi ben bunu 20 yıl içerisinde çok yaşadım. İnanıyorum ki şimdi biz bu yaz mevsiminde bile geldiğimizde inşallah Karabağ'ın nasıl değiştiğini de göreceğiz. Bundan hiç şüphe durmuyorum. Ve bugün atılan imzalar aslında sadece sembolik bazı imzalardır. Atılacak daha çok imzalar var. Bu imzalarla beraber inşallah Azerbaycan, Karabağ çok daha farklı bir şekilde yükselişine devam edecektir. Allah yar yardımcımız olsun diyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şifalar diliyorum. Tekrar başarılarınızın artarak devamını diliyorum. Evet, hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz.